yaklaşıyor sen de durma derssiz bu dersizlerinden herkese iyi günler gençler deneme altına devam ediyoruz birinci soru periyodik tablo ile ilgili bir soru periyodik tabloda en çok dikkat etmemiz gereken yerlerden bir tanesi soruya bakmadan önce en çok şuna çok dikkat edin helyum gibi bir baba var burada çok dikkat edin Şurada bor ve alüminyum gibi yapılar yani şuradaki alüminyum olmuş olsaydı ona da dikkat edin diyecektim. Alüminyum hani %100 metal oluyor ancak amfoter özellik gösteriyor. Bunun gibi soruları çoğu kez soruyorlar. Dikkat etmekte fayda var. Hemen ben X ile alakalı bilgiyi izah eden noktalara hemen bakarım. X var mı burada? Mesela hemen araştırıyorum X. Değerli elektron sayısı en yüksek olan x'tir diyor. x 2'dir arkadaşlar değerli elektron sayısı. Sanki bize burada yutturmaya çalışacakları yer 6'ymış gibi pardon 8'miş gibi kafamıza hani soy gazlar 8a grubudur değerli elektron sayısı. İşte bunu yemeyin. Dikkat edin buna. Z 3 elektron verir ve soy gaz elektron üzerine ulaşır. Z arkadaşlar burada bir merdiven vardı hatırlarsanız. Merdivenin alt tarafında kalan yapılar neydi arkadaşlar? Metaldi. Üste kalanlar ametaldi. Metaller ne yapacaktır arkadaşlar? Elektronu ne yapacaktır? Ver 3 e, elektron verip soy gaz elektronun düzenine ulaşacak diye söylüyor. Şimdi bu adam metal. 3 elektronu verdiği zaman 3A grubundaki bir metal. 3 elektronu verdiği zaman bu sıralamada olduğu için sonuç itibariyle buradan devam edeceği için böyle bir şeyin olmayacağını görebiliriz. Gerçekte tuzak bir soru. Diğerine de bakarsak. Y'nin bileşiklerinde yükseltgenme basamağı eksi 1 artı 7. Y flor olduğu için bunu istisna olarak göstermiyordu. Daima eksi 1 alıyordu değil mi? Evet. T'nin birinci yönleşmelesi Z'nin birinci yönleşmelesinden büyüktür. T yine bir tuzak kısmı. 2A grubu var, 3A grubu var. Biliyoruz ki arkadaşlar küresel simetriden dolayı 2A grubunun yönleşmelesi 3A'dan daha büyüktür diye söyleyebiliyoruz. Onun için bu doğru arkadaşlar. Yalnız 3 olarak Uzak bir soru karşımıza gelmiş oldu. Diğer bir soruyla devam edersek 4s orbitali için açısal momentum kuantum sayısı olan L. Yani 4s L hikayesi s orbital olduğu için sıfırdı. Değil mi arkadaşlar? L sıfır oluyordu s'de. işte L1 oluyordu p'de. Bu böyle devam ediyordu. Evet. Baş kuantum sayısı gayet basit bir soru. 4 olarak 4 4'e sıfır olarak arkadaşlar karşımıza gelmektedir. Yani cevabımız Adana. Şimdi geldik bir denge buhar basınç sorusuna. Kapalı bir kap var oda sıcaklığında. Yukarıdaki kapta sıvısıyla denge dolan buhar var. Sıcaklık değiştirilmeden M musluğu açılıp bir, belli bir süre bekletiliyor. Denge buhar basıncını 3 tane S etkiler. Sıvının cinsi, sapsızlık, sıcaklıkta hatırlarsak. Hangisi artar diyor. Genel itibariyle sabit sıcaklıkta musluğu açarsanız sıvının cinsi değişmeyeceği için sapsızlık değişmeyeceği için ya da sıcaklık değişmeyeceği için arkadaşlar herhangi bir şekilde buharın yoğunluğuyla alakalı durum Denge buhar basıncıyla alakalı durum herhangi bir şekilde değişme göstermeyecektir. Sıvının cinsi sapsızlık sıcaklık değişmediği sürece denge buhar basıncı değişmez. Buhar molekül sayısı arkadaşlar baktığımız zaman buharın bir kısmı karşı tarafa geçecek. Denge bozulduğu için sıvının bir kısmı buhar üretecek. Sonuç itibariyle buhar burada da ve burada da olduğundan dolayı buhar molekül sayısı giderek artacak. Buhar yoğunluğuyla alakalı durum e, yine buhar yoğunluğu değiştiren bölü V mantığına göre düşünürsem Kütlesi yani buharın kütlesi artacak. Buharın hacmi de artacak. Aynı oranda arttığı için yoğunluğunu artmayacak, değişmeyecek. Cevabımız yalnız iki olarak söyleyebiliriz. Beşinci soru ÖSYM'nin bu sene sorabileceğini düşündüğüm kalıplarından bir tanesi. Son yıllarda müfredattan konuyu kaldırdıktan sonra kalıp olarak karşımıza çıkartıyor ve bu soru kalıbını soracaklarını düşünebiliyoruz arkadaşlar. Delta G değeri kesinlikle negatiftir yani istemlidir diye söylüyor. Delta G gips sıfırdan küçükse istemli olduğunu biliyorduk. Acaba e, ne şartlarda istemli diye bir bakalım. Sıcaklıktan bahsetmiş mi? Standart serbest enerji değişimi. Standart dediği için 25 derecelik bir sıcaklıktan bahsediyoruz. O zaman bir bakalım. Birinci hikaye için yazarsam arkadaşlar Gips herhalde Trabzon sporlu diyor. Bunu şifrelendirmiştim. Delta H değeri eksiydi. Delta S değeri de eksiydi. Eksi ile eksiyi çarparsam artı olur. Artı ile eksiyi toplarsam arkadaşlar ya artı olur ya da eksi olur. Şimdi kesinlikle dediği için bunun hakkında bir yorum yapamam. Çünkü sıcaklığa bağlı değil mi? İkinci hikaye arkadaşlar. Yine aynı mantıkla delta G, delta H eksi T, delta S şeklinde yazarsam. Delta H değeri eksiydi. Eksi T çarpı. Delta S değeri artıydı. Artı ile eksiyi çarparsam eksi. Sıcaklık değeri ne olursa olsun toplamı bu iki yapının eksi olacağı için arkadaşlar kesinlikle eksi dediğimiz hikaye karşımıza çıkar. Üçüncüye bakarsam, üçüncü hikaye delta g eşittir delta h eksi t delta s şeklinde yazarsam delta h değeri artıydı, delta s değeri eksiydi, Eksiyle ile eksiyi çarparsam artı olur. T'yi ne alırsanız alın toplamı artı çıkacağı için sıcaklık fark etmek sizin artı çıkacaktır. Yani benim aradığım şık yalnız iki olarak söyleyebilirsiniz. Şimdi geldik koligatif özellikleri. Koligatif özelliklerde donma noktası açılması ya da kaynama noktası yükselmesi ile alakalı e, klasik basit kalıptaki sorulardan bir tanesi. Şimdi burada bir bilgi vermiş. 1 litre suda 0.5 mol e, sodyum nitrat çözünürse ne kadar donma noktası aşağı iner diye sormuş. Şimdi biz bir yeri sabit alacağız. Bir yeri alacağız daha doğrusu. Ona göre donma noktasının aşağı inmesini yorumlayacağız. Arkadaşlar burası çözünen madde mol sayısı yani bir molallık yapının çarpı iyon sayısı KBR olduğu için potasyum bromür olduğu için iyon sayısı 2 olduğu için. Yani bu adamın yorumunu yaparken kardeşim 2 molallık iyonumuz var. Bakın dikkat edin molalite değil kaynama noktası ya da donma noktasını etkileyen molal iyon derişimi. 2 molal iyonda ne kadar aşağı çekmiş kardeşim bu 2A derece donma noktasını aşağı indirmiş. 0.5 mol 1 litrelik çözelti var. 1 litre arkadaşlar 1 kilogram su olarak düşünebilirsiniz. 0.5 mol çözünüyor. O zaman bu mantıkla acaba diyorsunuz ki 1 e, 0.5 yani molarite ile alakalı durum 0.5 molallık bir yapımız var. 0.5 molar çarpı iyon sayısı kaç arkadaşım burada yine sodyum nitrat yapısının sodyum artı Na3- şeklinde yazarsam 2 tane var. Yani ne kadarlık 1 molallık iyonumuz var? Peki 2 molallık iyona sahip 2A derece aşağı indirirse 1 molala sahip olan A derece aşağı indirir. A derece aşağı indiren nedir arkadaşlar? Eksa olarak hani suyun 0 derecede donduğunu düşünürsek eksa santigrat derecede bu karışımın donduğunu söyleyebilirsiniz. Şimdi başka bir soru denge sorusu Kc'yi soruyor çünkü. Denge olduğunu başka türlü nasıl anlayabiliriz? Mantıken düşündüğünüz zaman x veya reaksiyona giriyor arkadaşlar. Z'de ne yapıyor? Oluşuyor. x reaksiyona girdiği zaman herhangi bir şekilde bitmediği için bakın aşağı sıfıra inmediği için denge mantığıyla düşünebilirsiniz. İkisi de bitmemiş sonuçta. x'den ne kadar alınmış? 0.8 y'den ne kadar alınmış? 0.4 z'den yok. O zaman x'den ne kadar kaldı? 0.4 y'den ne kadar kaldı arkadaşlar? 0.2 Z'den ne kadar oluştu? Buradaki mantığa bakarsam 0.4. Demek ki buradan 0.2 azaldı. Demek ki buradan 0.4 azaldı. Katsayısı 2 olan da 0.4 azalırsa katsayısı 1 olan da 0.2. 2 olan da 0.4 ise 2 olan da 0.4'tür şeklinde yazabilirsiniz. KC hikayesi neydi? Ürün bölü girenin kat ile beraber alınmış yapısıydı. Saf katı ve sıvıları yer almıyordu. Hatırlarsak 0.4'ün karesi çarpı 0.2 şeklinde yazarsam Bunlar zaten birbirini götürür. 2 bölü 10'dan cevabımız 5 olarak. Tabii ki ters çevirdiğimiz için 5 olarak karşımıza çıkar. Şimdi burada KA asitlik denge sabiti ile alakalı bir soru var. Arkadaşlar genel itibariyle bunu yazarken iyonlaşma denklemini yazan arkadaşları görüyorum. H falan filan hikayesini yazıyorlar. Hadi buradan da yapalım. Başka yoldan da yapalım. 0.1 molarlık yapımız var. %1 iyonlaşıyor. Buradaki durumu anlamak lazım. Yüzde iyonlaşırsa 0.1'de ne kadar iyonlaşır diye yorum yapıyorsunuz. O zaman 10 üzeri eksi 3 olarak iyonlaşma miktarı karşımıza çıktı. Arkadaşlar buradan 10 üzeri eksi 3, buradan 10 üzeri eksi 3. Ka neye eşitti? Ortamda bulunan ürünlerin iyon derişimleri bölü HA şeklinde ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. H artı iyon derişimi 10 üzeri eksi 3. A eksi de 10 üzeri eksi 3. Aşağı arkadaşlar 0, 1, eksi 10 üzeri eksi 3 olarak karşımıza çıkar. 10 üzeri eksi 3'e ihmal ettiniz. 10 üzeri eksi 5 olarak ne yapacaktır? Ka değeri karşımıza çıkacaktır. Yalnız tabii ki bunun ikinci yolu da yapılabilir. İkinci yol biraz daha basit gibi. Kuralı bilirseniz çok rahat yaparsınız. yoğunlaşma denklemini yani şunu yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Haşartı iyon derişimi Ka çarpı asitin derişimi şeklinde yazarsınız. Tabii ki kare köklü. Haşeratı iyon derişimini bulacaksınız. İşte burada şunu dikkat etmeniz lazım. İyonlaşan miktar yani bulduğunuz 10 üzeri eksi 3'ün haşeratı olduğunu unutmamak lazım. Bilmeniz gereken sadece burası. 10 üzeri eksi 3 Ka çarpı astin derişimi 0.1'in karekökü olursa cevabımız yine 10 üzeri eksi 5 olarak karşımıza çıkacaktır. Kaç tanesi organik maddede bulunabilir diye basit bir kalıp var. Aslında basit ama bir anlamda hataya düşürebilecek kalıplardan bir tanesi. Karbon hidrojen olmazsa olmaz organik yapılarda mutlaka olmak zorundadır. Oksijen olsa olur, olmasa da olur. Hidrokarbonlar diye bir şey var değil mi? Oksijen yok mesela. E potasyum, sodyum arkadaşlar organik yapılarda potasyum ve sodyum gibi yapılarda mesela alkolat kısımlarında karşımıza çıkıyor hatırlarsak. Alkollerin sodyumla tepkimeleri ya da asitlerin sodyumla tepkimeleri sonucunda yapımız şöyle oluşabiliyordu. Sodyum asetat tabii ki organik bir yapıyı oluşturmaktadır. Cevabımız hepsi olarak karşımıza ne yapmaktadır? Gelmektedir. Dokuzuncu soruyla devam edersek ergimiş erimiş haldeki bir yapı elektroliz ediliyor. Katotta önce Y katısı bu tuzlardan sulu çözelti aynı kapta elektroliz yapıldığında ise katotçu Katotta önce H2 gazı açığa çıkarmaktadır. Katotta önce Y katısı bu tuzların sulu çözeltileri ergimiş yapılar elektroliz edilince ilk önce Y katısı açığa çıkıyormuş. Ama tuzların sulu çözeltileri elektroliz edilirse o sefer hidrojen gazı açığa çıkıyormuş arkadaşlar. Demek ki biz aktifliklerini, hikayelerini karşılamaya. Katot ne demek arkadaşlar? Katot indirgenmenin olduğu yer. Anotta yükseltgenmenin olduğu yer değil mi? Katot indirgenme olur. İndirgenmeyi gerçekleştiren aslında kimdir arkadaşlar? İndirgenmek isteyen kimdir? Mesela metal ne yapmak ister? Yüksek gelmek ister. O zaman A metal de ne yapmak isteyecektir? İndirgenmek isteyecek. Ametal indirgenmek isteyeceğine göre hangisi katotta önce Y katısı mantık olarak karşımıza çıkıyorsa bize aktiflik kıyaslamasını soruyorsa demek ki Y katısı kolayca ne yapabiliyor arkadaşlar? Katotta Y olarak açığa çıkıyorsa ergimiş yapısı Sonuç itibariyle hidrojen gazı da sulu çözeltide açığa çıkıyorsa, bu mantıkla düşünürsek X'in çok aktif bir metal olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü herhangi bir yapının katotunda X açığa çıkmamış, demek ki çok iyi bir metal, yani indirgenmek istemiyor. Türkçe'si bu. O zaman aktifliği en büyük olan X olacaktır. Y ve hidrojen mantığıyla bakarsanız da katotta önce Y katısı bu tuzların sulu çözeltiler elektroliz edilirse de sulu çözeltide zaten katotta genel itibariyle hidrojen gazı açığa çıkıyor. Sulu çözelti içerisine girerse X artı Br eksi iyonları Y artı Br eksi iyonları yanında H artı ve OH eksi iyonları açığa çıkmaktadır. Sonuç itibariyle arkadaşlar sulu çözeltide hidrojen gazı genel itibariyle bu yapının içerisinden ilk önce açığa çıkan yapı olacaktır. Ama Y metali ve X metali hakkında düşünürsek Y metali sonuç itibariyle açığa çıktığı için ilk olarak katotta indirgenme aktiflik sıralaması olarak daha büyük olacaktır. Buna bağlı olarak cevabımız A olacak. Yani soruda en önemli nokta aktiflik kıyaslaması. Arkadaşlar aktiflik metal için kıyaslanma yapıldığı zaman şıklar itibariyle karşımıza çıkıyor. Yani bir şeyin aktifliği sorulduğu zaman mantık olarak e, metalin aktifliği ile alakalı durum kesinlikle size sorulur. Ama e, aktifliği soruyorsa kesinlikle metal olarak düşünebilirsiniz. Yani mantık olarak Y ve hidrojen gazı ilk olarak açığa çıkan yapılar olduğu için Sonuçta X'ten bahsedilmediği için en aktif olan metal odur mantığıyla karşımıza çıkacaktır sorunun cevabı. Devam edersek birbirinin izomeri olamaz. İzomer olan bileşiklerle alakalı durumu söylüyorduk. İzomerlik arkadaşlar kapalı formüller aynı açık formülleri farklı olan isimleri birbirinden farklı olan yapılardı. İzomer olan yapılarla alakalı durumu söylüyoruz. Arkadaşlar bu adam bir dallanmış bir alkan yapısı. Bu da sigloalkan yapısı karşımıza çıkıyor. Sigloalkan ve alken yapısı olabilir belki. Mesela bu da aynı şekilde karşımıza çıkar. Bu karboksil asitle bu da arkadaşlar ester yapısı. Karbonlar aynıysa izomerdir. Karbon, karbon, karbon. 3 tane burada da 3 tane. Aldehit arkadaşlar değişikliğine bakarsanız bu adam aldehit. Güzel. Bu adam ne arkadaşım? Eter. Aldehitlerle eterin hiç izomer olduğunu gördük mü? Olmadı. Aldehitlerle ketonlar izomer. Alkollerle de eterler. Mono alkollerle tabii ki eterler izomer. Şimdi devam edersek yine hangisi yanlıştır sorusu. Bu tür sorularda yapacağımız ÖSYM kalıbındaki kalıplardaki noktalarda arkadaşlar ilk önce E şıkkına sonra B şıkkına sonra C şıkkına bakın derim. Yanlıştır sorularında. X 5 karbonlu bir alkandır. Tamam. X'e yapıştırdık. 5 karbonlu diye. Tamam. Y5 karbondan oluşan tek halkalı ve halkada iki tane çift bağ içeren bir siglo alkendir. 5 karbonlu oluşan tek halkalı ve halkada iki tane çift bağ içeren yani alka diyen, siglo alke diyen değil mi? 5 karbonlu bir yapımız. Siglo alkenlerin formülü neydi arkadaşlar? CnH2n-2 idi değil mi? Siglo alken. Ama siglo alke diyen olursa iki tane daha hidrojen çıkartırsınız. C5 kaç oluyor arkadaşım? 18, 6 oldu değil mi? 10'dan 2 çıkarsa 8, 2 daha çıkarsa 6 formülü buymuş. z 5 karbonlu düz zincirli bir tane üçlü bağ içeren bir alken. O zaman C5 CnH2n de hatırlarsanız alkenleri 2n-2 idi. O zaman C5 H8 olarak karşımıza çıkar. E'ye bakıyorsunuz ilk önce. Z'de karbon atomlarında arasında bütün bağlar aynı uzunluktadır. Z'de bütün bağlar aynı uzunlukta değildir. Çünkü karbonların üçlü bağ yapan yapıları daha kısadır. Bunun için yanlış olan cevabımız Edirne'dir. 13. 12. Sor 12. soruyla devam edersek arkadaşlar. Burada bir karboksil asitlerdeki özel adlandırma stili var. Bunu ÖSYM sever ve sorar arkadaşlar. Cok grubundan sonra ilk numarayı alfa diyorsunuz. Sonra beta diyorsunuz. Sonra gamma diyorsunuz. Gamma'yı şöyle yapalım. Tam olarak çizmiş olalım aslında. Evet. Gama hikayesi aslında şöyle yapılıyor arkadaşlar. Şöyle bir yapalım. Evet. Alfa beta gama hikayesinde alfa amino gama hidroksi şeklinde söylenir. Onu arayacaksınız aslında. Alfa amino gama hidroksi. 5 karbonlu yapının özel bir adı vardır. İsmine biz valarik asit deriz arkadaşlar. Valerik asit olarak karşımıza gelmektedir. Evet ketonlarla ve aldehitlerle ilgili özelliklerden ya da sorulardan bir tanesi karbonil grubundaki karbon atomları elektron dizilişleri arkadaşlar aldehit ve ketonu yazalım bu adam aldehit bu adam da keton da hatırlarsak yapılar karbonil grubu karbon atomları elektron dizilişleri bu şekildedir karbonil grubu bu hangi birleşme türünü oluşturur 1 2 3 3 tane sigma bağı var sonuç itibariyle sp2 olması gerekir SP3 olmaz arkadaşlar. Yanlış. En basit üyeleri aynı karbon atom sayılarına sahiptir. En basit üyeleri aynı karbon. Bakın aldehitlerin en basit üyesi arkadaşlar budur. Ketonların en basit üyesi nedir? Budur. Aynı karbonama sahiptir. Cevap birisi 3 karbonlu, diğeri bir karbonlu. Olmaz. H2 ile indirgenliklerinde karbonu grubunun bağ açısı küçülür. Şimdi bakalım. Aldehit'i indirgerseniz indirgenme işlemi H2 ile yapılır. Primer alkol oluşur. Sonuç itibariyle bir yapıdan pi bağ azalırsa, pi bağ azaldığı zaman sonuçta bağ açısı ne yapacaktır arkadaşlar? Bağ daha gergin mi olacak? Hibritleşme türü ne olacak? Hibritleşme türü SP2 iken SP3 olacak. Primer alkol. Bağ ne yapacak? Bağ açısı giderek ne yapacak arkadaşlar? Küçülmüş olacak. Hani 120 dereceyken SP2 hibritleşmesinde burada 109 derece olacak bağ açısı küçülmüş olacak. Cevabımız yalnız 3 olarak söyleyebilirsiniz.